TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. YouTube TVK'ya haber bültenine hoş geldiniz. Samsunspor'la adı anılan teknik direktör Tolunay Kafkas'la Başkan Yüksel Yıldırım görüşmesinden anlaşma çıkmadı. Kafkas'ın en az 5 önemli transfer istediği, Başkan Yıldırım'ın da bütçeyi bu kadar aşamayacaklarını ifade etmesi üzerine anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın rotayı Tamer Tuna, Mehmet Altıparmak, Osman Özköylü ve Mehmet Özdire'ye çevirdiği, bu isimlerle görüşeceği konuşuluyor. Bu hafta sonuna doğru teknik direktör konusunda mesafe kat edilmesi bekleniyor. Yılport Samsunspor yeni sezonun 3. transferini açıkladı. Daha önceden Arnavutluk Süper Ligi ekiplerinden Partizani forması giyen Eralt Çınari ve Adana Demirspor'la yollarını ayıran Hasan Kılıç'la anlaşan Kırmızı Beyazlar, Hüseyin Öztürk transferini de açıkladı. İkinci lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki sol bekle 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Gelecek vadeden ve bazı takımlarında ilgilendiği Hüseyin Öztürk transferi için Samsunspor önemli bir ismi kadrosuna kattığı yorumları yapılıyor. Isparta doğumlu olan Hüseyin Öztürk geçen sezon 33 lig maçında forma giyip 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı. Genç oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin en büyük camialarından biri olan Yılport Samsunspor'a katılmış olmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyorum. Yolun sonunda şampiyonluk yaşamak ve kulübümüzü her platformda doğru temsil etmek için elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Samsunspor'da yönetimin sözleşmesi devam eden bazı oyuncularla da yollarını ayırmak istediği ve bu konuda adımların atılmaya başladığı öğrenildi. Özellikle maliyeti yüksek isimlerden indirim isteneceği, bu talep olumsuz karşılanırsa kulüp bulmalarının isteneceği ifade edildi. Yönetimin Gökhan Karadeniz, Gökhan Alsan ve Matias Körier'la devam etmek istemediği belirtilirken, yine Edwin Jassy ve Freddy Pluma menajerlerine de kulüp bulmaları talimatı verildi. Özellikle yeni teknik adamın belli olmasıyla gidecek tüm isimlerin netleşmesi bekleniyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Samsunspor'un file bekçisi Nurullah Aslan'ı istediği konuşuluyor. Samsunspor'a 600 bin euro ve futbolcu teklifi yapmaya hazırlandığı ifade edilen İzmir temsilcisine ne cevap verileceği ise merak konusu. Geçen sezonda adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan, bonservisi içinde 5 milyon euro konuşulan Nurullah Aslan için Başkan Yüksel Yıldırım, oyuncusunu geliştirip 20 milyon euroya satmak istediğini söylemişti. Göztepe'nin ilerleyen günlerde resmi teklifle Samsunspor'un kapısını çalacağı öğrenildi. Samsunspor'la sözleşmeleri sona eren ve yeni anlaşma yapılmayan oyuncular başka takımlara imza atmaya devam ediyor. Veli Çetin Manisa Futbol Kulübü ile, Oğuz Gürbulak Ümraniye Spor'la, Erkam Reşmen Bolu Spor'la ve İlyas Kubilay Yavuz da Kocaeli Spor'la anlaşmaya vardı. 4 futbolcunun da Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi'nde Samsunspor'un rakiplerine transfer olmaları dikkat çekiyor. Yine sözleşmesi sona eren ve kadroda düşünülmeyen Guide Koçer'in eski takımı Bolu Spor'a döneceği konuşuluyor. Türkiye Erkekler Basketbol Ligi Playoff Final Serisi ilk maçında Samsunspor, Semt 77 Yalova'yı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda konuk etti. Kırmızı Beyazlar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 79-75 kazanarak seride 1-0 öne geçti. 3 galibiyet alan takımın adını Süper Lig'e yazdıracağı seride bir sonraki karşılaşmaysa 10 Haziran Perşembe günü yine Samsun'da oynanacak. Perşembe günkü maçın ardındansa seri Yalova'ya taşınacak. YouTube TVK'ya haber bültenini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.